oğlu ne? Sevgi, enerji, çalışma yapıyor. Hani sistem üzerinde çalışıyor. O amca başlamıştı. Ben ondan ötürü kendim mesela üzerinde çalışmaya devam ettiğim. Beraber olmak birazcık aile şeylerle, anne var biraz, o rahatsız. Atölyesi var. Tabii devam tabii. Ediyor mu? Mesela kitre bebek. Hı hı, çok evet. Güzel. Veri. İyi. Artış var değil mi? Evet. Evet. Buluyor. Mesela sizin aldığınız 36.sı. Bu seri ne arkadaki? Bunlar da bu mesela bu bir baloya giderken bu. Yani çoğunlukla vitrinde tutmaya, açıkta çok fazla bebek tutmamaya çalışıyorum. Eğer açıkta duruyorsa mutlaka tozlar alınıyor. Vitrindekileri bile toz alınıyor. Yani 3-4 ayda bir bunların tozları alınıyor. İlk geldiği zaman da elbiseler zaten bazen internetten aldığımda hani kirli olabiliyor. Bunu yıkayabilirsem kendim, bunların bakımları silip veyahut da işte bazı ufak tefek hataları varsa o hataları boyayla veya başka bir şeyle kapatmaya, rötuşlamaya çalışıyorum. Gerekirse hani kuru temizlemeye bile veriyorum en azından. Bunları rahat düzgün olsun. Ütülüyorum, kolalıyorum. Bunların bakımı da ayrı bir iş. Şu Prenses Diana'nın modeli. Şurada Elizabeth Taylor var. Prenseslerden hep gidiyoruz galiba. Prenses Grace baloda giydiği bir kıyafet. Kıyafetleri de aynen birebir orijinaline yakın. Tabii şeyleri yani kıyafet detayları çok fazla. Bebekler benim hobim. Sizinle de konuştuğumuzda. Yani çocukluğumdan beri bebeklere aşırı derecede bir tutkum var. Çok oyun oynadım. Evcilik çok oynadım. Hala da oynuyorum. Slogan şu. Yaşlanabilirim ama asla büyümeyeceğim. Yapacağım bu. Belki çocuğum hiç olmadı. Çocukları çok seviyorum. Çocuklara özel bir ilgim var. Çocuğum hiç olmadı. Belki ondan dolayı. Belki bebekler beni başka dünyalara götürüyor. Yani her ülkeden aldığım onların kıyafetleri, değişik hatıralar şey yapıyor, anlatıyor bana. Belki ondan. Bilmiyorum. Nedeni yok. İşim gereği yurt dışına çok fazla seyahatim oluyordu. Her seyahatte de o ülkenin bebeğini almaya başladım. Çünkü hani o ülkeyle bağdaştırıp o ülkeden bir anı almak amacıyla, yani gidip de öyle bir takı, kıyafet vesaire çok fazla bir merakım yok. Ama bebekler tutku haline gelmeye başladı yavaş yavaş. Sonradan her seyahate giden, değişik bir ülkeye giden arkadaşıma rica ediyordum. Mutlaka bana bir bebek getir. Sağ olsun bir arkadaşım var, çok fazla seyahat ediyordum onunla. O sürekli bana bebek getirdi. Son zamanlarda da artık internet ve ulaşım, özellikle Amerika ve Avrupa'da bunlar çok çok güzel ve çok güzel koleksiyoncular var. Burada bilmiyorum, ben en azından bilmiyorum o kadar çok koleksiyon yapan var mı? İnternet sayesinde yavaş yavaş tabii son 6-7 senede koleksiyon birden kendini açtı. Ve şu anda işte ülke bebekleri olarak 450-500'e yakın bebeğim var. Yaklaşık 120 tane ülkeden, değişik ülkeden bebek var.